Karadeniz'de olması hasebiyle de, bir taraftan Karadeniz'de olması hasebiyle de neden Karadeniz'de dediğimi anlayacaksınız. Belindeki iki tabancasıyla çatışmanın olduğu bölgeye gitmişti ve bu görüntüleri de televizyon ekranlarından izlemiştik. İşte o adam, adam gibi adam, milleti için, vatanı için canına hiç önemsemeden o suikast girişiminin olduğu gece o bölgede, orada çatışmaya girişti. AK Parti Muğla İl Başkanı Sayın Kadem Mete'den bahsediyorum. Alkışlarla Karadenizli, Karadeniz evladı ama Muğla'nın çok değerli evladı Sayın Kadem Mete'yi de ağırlıyorum buyursunlar. Sayın Vakfim, saygıdeğer huzurum, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Nerede doğduğun değil, nerede doyduğun, nerede hizmet ettiğin önemli. Evet, ben Rize'de doğdum ama elhamdülillah Marmarisliyiz ve Muğla'lıyım. Ve bu aziz millete hizmet edebiliyor olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Sizlerden biri olmanın, sizlerin kardeşi olmanın gerçekten onurunu yaşıyorum. Ben gerçekten bugün bir konuşma hazırlamadım ve gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü bu gece sıradan bir gece değil, bu gece sizin huzurunuzda olmak çok önemli. Arkadaşlarıma dedim ki, ne söyleyeceğim? Dediler ki, sadece gördüklerini, yaşadıklarını anlat, sen o gece bunları yaşadın zaten. Ben, evet, o gece tüm Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine sokağa inmeden önce saat tam 10.36'da Ankara'dan aldığım Sayın Teşkilat Başkanımız Mustafa Ataş'ın ne kadar adam bulabilirsen Marmaris'e yığ talimatı üzerine saat 10.36'dan itibaren Marmaris'teki ve Muğla'daki önce partidaşlarımızı sonra tüm halkımızı Marmaris'e Turban Oteli'nin önüne davet ettik. İnsanlar hızlı bir şekilde gelmeye başladığında Sayın Emniyet Müdürüm dedi ki, gelenlerin hangi amaçla geldiklerini bilmiyoruz. Onun için teşkilatı tanıyan bir adam koyun da birkaç kişi gelenlerin kim olduklarını söylesinler. Ama gelenler sadece bizim teşkilat mensuplarımız değildi ki, tüm Marmaris'ten, hatta Muğla'nın değişik ilçelerinden çağrıyı alan, haberi duyan, Cumhurbaşkanımızın Turban Oteli'de olduğunu bilen herkes akın akın oraya gelmeye başladı. Ben o gece ne gördüm? Ben o gece Amerikan filmlerinde abartılmış, şişirilmiş sahte kabadayılar ve kahramanlar yerine Türkiye'nin her bir köşesinde gerçek, kanlı, canlı kahramanlar gördüm. Ben o gece, hani belki bazen ön yargıyla baktığımız, ne olur yanlış anlamayın, kulağı küpeli, eli yüzü dövmeli ama çelikten bilekli, dağ gibi yürekli insanlar gördüm. Ben o gece Marmaris'te şurada herhangi bir restoranda çakır keyif iken aldığı haber üzerine hafif de çakır keyif olmuş bir şekilde ama Allahu Ekber diye nidalar atan insanlar gördüm. Ben o gece Türkiye'nin her tarafında Halis Demir gibi, Nedim Cengiz Eker gibi kahramanlar gördüm. Ve ben gerçekten o gece bu milletin bir ferdi olmaktan büyük bir onur ve gurur duydum. Saygıdeğer Marmarisliler, Muğla'lılar veya Türkiye'nin herhangi bir yerinden bugün buraya tatil için gelmiş ama bugün nöbette aramızda olan kardeşlerim. Bu millet 1971'de bu toprakları vatan ilan ettikten sonra çok hainler gördü. Çok terör örgütleriyle savaştı. Dışarıda asalasıyla, içeride TİKKO'suyla, DHKPC'siyle, IŞİD'iyle, PYD'siyle, PKK'sıyla, adını şu anda hatırlamadığım bir sürü değişik terör örgütleriyle savaştı, savaşmaya devam ediyor. Ama hiçbiri hain FETÖ terör örgütü kadar sinsi, gizli, kanlı ve tehlikeli olmadı.
FETÖ terör örgütü uzunca yıllar kendilerini saklamış, devletin her kademesine nüfuz etmiş ve 15 Temmuz akşamı o kötü emellerini yerine getirebilmek için nihayet kendilerine emanet edilen bu milleti, bu vatanı koruması için kendilerine verilen silahları bu milleti doğrultacak kadar hainlik içerisinde olmuşlar ve darbe değil, ülkeyi istila etme çabası içerisine girmişler. Evet, biz 1960'ı yaşadık, 1980'i de yaşadık ama 15 Temmuz o darbeler gibi bir darbe de değildi. Bu ülkeyi Suriye'ye, Irak'a, Mısır'a çevirme çabasıydı. Ama onların hesaplamadığı bir şey vardı. 1960'da dedelerinin yapmadığını, 1980'de babalarının yapmadığını, 15 Temmuz'da o dedenin torunları, o babanın çocukları yaptı. Sokağa indi, tanka, topa, F-16'ya karşı kafa tuttu. Direndi, cumhuriyete, demokrasiye, halkın seçtiklerine sahip çıktı. Ne mutlu sizin bir ferdiniz olmak, ne mutlu sizin bir parçanız olmak, ne mutlu bu topraklarda, bu bayrak altında, bu ezanın huzuru içerisinde yaşıyor olmak. Saygıdeğer kardeşlerim, gerçekten biz 15 Temmuz'u çok iyi bir şekilde anlamamız lazım. Sosyal medyadan 15 Temmuz'u diğer resmi bayramlarımızla kıyaslayanlar görüyorum. 15 Temmuz bir bayram değil arkadaşlar. 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günüdür. Biz bugün bir bayram kutlamıyoruz. Bir anma yapıyoruz. 251 şehidimizi, 2703 gazimizi hayırla, minnetle, şerefle yad ediyoruz. Ve şehitlerimize rahmet, gazilerimize de uzun ömürlü sağlık ve afiyet diliyoruz. Şehitlerimizin ailelerine sabırlar diliyoruz. Biz 15 Temmuz'u iyi idrak etmeli ve çocuklarımıza iyi anlatmalıyız ki bir daha hiç kimse bu vatana, bu vatanın çocuklarına 15 Temmuz gecesini yaşatmaya cüret dahi edemezsin. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin önünde ayrı ayrı saygıyla eğiliyorum. Sizler gerçekten çok asil bir milletsiniz. Çok güzel bir insanlarsınız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet. O gece çatışma bölgesinde olan bir isimdi. Televizyon ekranlarından da kendisini görmüştük. AK Parti Muğla İl Başkanı Sayın Kadem Mete'ye teşekkür ediyoruz.